Selam canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Twitch moderatörlerinin görevleri nelerdir, hangi komutları kullanabilir ve yetkileri nelerdir bunları göreceğiz. Ana videomuza geçmeden önce size iki adet bildirimim var. Birinci bildirimim, Twitch kanalımız hızla büyümekte, izleyicilerimiz her gün artmakta. Bunun neticesinde biz de moderatör ekibimizi büyütmeye, genişletmeye karar verdik. Siz de moderatör ekibimizde yer almak isterseniz açıklama kısmında bulunan moderatör başvuru formundan başvurabilir. Aynı zamanda yine açıklama kısmında bulunan Discord linkimizden Discord serverımıza katılarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri de ekibimizde görmekten mutluluk duyarız. İkinci bildirimimiz ise şu. Yakın zamanda benim için çok büyük bir çekiliş yapacağız. Çekilişimizin birinci ürünü bu. MSI Armor RX 570 4 GB Overclock Edition ekran kartı çekilişimiz olacak. Bunun için yapmanız gereken Discord'umuza gelmek ve aynı zamanda Twitch kanalımızı takip etmek. Yayınlarımızda birazcık vakit geçirmeni istiyoruz. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yanında klavye, mouse, mousepad gibi birkaç tane daha çevre birimlerinden hediye edeceğiz. Çekilişin tarihi ve detayları hakkında Discord serverımızdan bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da yayınlarımızı takip ederseniz yayınlarımızda da bu bildirgeleri geçeceğiz sizlere. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşımızda iki adet Twitch hesabı var. Soldaki hesap benim aktif olarak kullandığım, aktif olarak yayın yaptığım Twitch kanalım. Sağdaki hesapsa size göstermek için moderatör olarak atayacağımız ikinci hesabı. Moderatör nasıl atanır? İlk önce bunu görelim. Hemen chat'e yazıyoruz moderatör hesabımızla. Derken Moobot'umuz da otomatik olarak bildiri atmış oldu. Bunu da görmüş olduk. Moobot'la alakalı da bir video size paylaşacağım detaylı bir şekilde. Moderatör olarak atayacağımız hesabımız Onur YSL YRT alt çizgi. Abi bunu moderatör olarak atamamız için ne yapıyoruz? Chat'imize geliyoruz. Slash mod boşluk kullanıcı adı yazıyoruz. Yani Onur YSL YRT alt çizgi. Ve Enter'a basıyoruz. Enter'a bastığımızda görüyoruz ki moderatör olarak atadığımız hesabımızda bir bildirim çıktı. Hangi Onur sizi bu kanalın moderatör olarak ekledi diye bir panel geldi. Artık bu hesabımızı moderatör olarak atamış olduk. Şimdi ana hesabımızı aşağıya atıyorum. Moderatörlük yapacağımız kanalımızı full screen'e alıyorum. Hemen şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi chat'e yazdığımda artık başımızda moderatör simgemiz mevcut. İlk başta yapmanız gereken şey şudur. Ayarlara tıklayıp mod simgelerini göster dememiz gerekiyor ki hemen hızlı bir şekilde biri yazdığı zaman chat'e şöyle yine bir başka bir hesabımdan sizlere göstereyim. Mesela hangi Onur bot hesabım yazdı. Hemen başında görüyoruz ki banla, timeout at ve mesajı sil. 3 tane kısa yol ikonumuz çıkmış oluyor ve bu bizim işimizi çok fazla kolaylaştırmış oluyor. Direkt buradan banlayabilir. Banını kaldırabilir. 600 saniye otomatik timeout atabilir ve banını tekrar kaldırabiliriz. Yani banını kaldırdığımız zaman timeout'u da kalkmış oluyor. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Moderatör olarak hani daha hakim olmak için chat'e aşağıda gördüğünüz gibi moderatör alanı diye bir kısım var. Burada kılıç ikonuna tıkladığımızda bizi yeni bir sayfaya atıyor. Bu sayfada gördüğünüz gibi daha detaylı bir panel bizi karşılıyor. Sol tarafta yayın. Yayın şu an açık olsaydı burada yayın olacaktı. Kendimi şöyle biraz yukarı alıyorum ve size tekrar anlatıyorum. Bu sol alt kısımda moderatör alanımız mevcut. Moderatör alanında en son kimin yazısı silinmiş, kim timeout yemiş, kim banlanmış her şeyi detaylı bir şekilde burada görebiliyoruz. Burada da otomod sırasında da otomatik daha önce eklemiş olduğunuz yasaklı kelimeleri burada görebiliyorsunuz. Otomatik olarak Twitch onu banlıyor ve onu da burada görebiliyoruz. Bu kısımda chat'imiz geliyor. Chat'i takip edebiliyoruz. Sağ kısımda da chat'te aktif olarak bulunan kullanıcıları görebiliyoruz. Kimler şu an chat'te bulunuyor bunları görebiliyoruz. Panelimiz bu. Çok basit, çok sade, her şey çok anlaşılabilir. Sonrasında hatta burada sol tarafa tıkladığınızda bütün moderatörleri, hangi moderatörler şu anda aktif, hangi moderatörler şu anda aktif değil, bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz.
ve en son 100 etkinlik akışını görebiliyorsunuz burada. En son kimler takip etmiş, işte kim host atmış, kim bit atmış, kim abone olmuş, bunların hepsini moderatörler buradan görebiliyorlar. Takiplerini yapabiliyorlar ve alt kısmında da fısılda kısmı, özel yazılar. Şimdi ilk önce yapılması gereken şey şudur. Yayını izliyorsunuz, chat akıyor, güzel bir şekilde akıyor, birileri yazıyor, işte bildirimler geliyor, insanlar yazıyor. İşte şöyle yazıyorum ben. Mesela arkadaş küfür etti. Buradan timeout atarsanız direkt 600 saniye atar. Ama siz buna 600 saniye atmak istemiyorsunuz, 60 saniye atmak istiyorsunuz mesela. Hemen diyorsunuz ki slash timeout boşluk hangi onur alt tire bot boşluk 60 enter dediğinizde bu kişi 60 saniye zaman aşımına uygulandığını görürsünüz. Yani biz bu kişiye 60 saniyelik timeout attık şu anda. Eğer timeout'unu geri kapatmak istersek de ya buradan direkt ban'ı kaldır deriz. Ya da atıyorum tekrar atalım timeout. Timeout baş boşluk hangi onur alt dire bot boşluk 60 saniye attık değil mi? Mesela bunun banını kaldıracağınız zaman da slash timeout boşluk hangi onur alt dire bot boşluk 1 enter dediğinizde 1 saniyelik zaman aşımına çekiyorsunuz 60 saniyeyi ve sıfırlanıyor. Şu an mesela zaman aşımı kalkmış durumda o hesabın. Hemen şöyle yazalım. Gördüğünüz gibi chat'e yazabildi. Çünkü timeout'unu kaldırdık. Veya hani ben bu timeout'u şu şekilde kullanıyorum kendi yayınlarımda. Mesela biri geldi, siyasi bir içerik söyledi. Siyasi bir şeylere çekiyor konuyu. İlk önce bir 30 saniye veya 60 saniye yer. Timeout yer. Sonrasında bunu ısrar ettirirse 120 saniye yer. Üçüncüyü tekrarlarsa 600 saniye yer. O 600 saniye sonra gelip hala ısrarla aynı konuda devam ediyorsa kalıcı olarak kanalda banlanır. Yani olması gereken budur benim için. Bu siyasi içerikler, küfür, şahsa hakaret, chat'in huzurunu bozma, ayrımcılık yapma, ırkçılık yapma gibi sebeplerden İlk önce 60 saniye, ikinciyi tekrarlarsa 120 saniye, üçüncüyü tekrarlarsa 600 saniye, yine geldi hala devam ediyorsa komple permaban yer benim chatimde. Benim kurallarım bu şekildedir. Mesela benim en rahatsız olduğum şey şudur. Moderatörler şaka mahiyetinde başkalarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına 30 saniye, 60 saniye timeout atarlar. Ben bunu hiç sevmem. Pek hoşlaşmıyorum bu konudan ve zaten benim moderatörlerim de bu konuda beni tanıdıkları için kesinlikle öyle bir şey yapmıyorlar. Bunun haricinde yapabileceğiniz şeyler, kişileri banlayabiliyorsunuz. İşte banlamada aynı şekilde slash ban boşluk hangi onur alt tire bot dersiniz, enter dersiniz ve kalıcı olarak banlanır. Gördüğünüz gibi onun hesabında da şu şekilde kalıcı olarak banlandığını kendisi görür. Bunun haricinde tekrar atıyorum hani affedildi, bir şey oldu vesaire, özür diledi. Yanlış anladığımız bir konu oldu. Bu da olabilir. Biz de bir şeyleri yanlış anlayabiliriz. Sonuçta insanların yüzünü görmüyoruz. Mimiklerini görmüyoruz. O yüzden yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Banını kaldırmak için de slash unban boşluk hangi onur alt tire bot dediğimizde arkadaşın banını kaldırmış oluruz ve rahat bir şekilde chat'e yazmaya devam edebilir. Bunun haricinde moderatörlerimizin yapabileceği şeyler, aynı zamanda şunu da göstereyim. Kendimi yine şöyle yukarı alacağım. Mesela boş zamanlarında benim moderatörlerim şöyle yapar. Mesela yasaklı ifadeler akıllarına geldikçe şu şekilde küfürleri sıralı bir şekilde buraya eklerler. Burada eklenir abi. Bu da nedir? Mesela küfür yazalım. Bakın direkt gelmedi. Yani ben chat'e yazdım. Şöyle göstereyim. Buradan direkt küfür yazdım. Ve direkt burada bir uyarı verdi. Bu uyarının neticesinde de benim chat'ime asla gelmedi. Otomatik olarak uygunsuz kelimeyi engellemiş oluyor orada.
Burada mesela ayrıca bu konu otomod ayarlarını düzenleyebilirsiniz diyor. Buna tıkladığımızda moderatör olarak bize burası geliyor. Burası nedir? Ayrımcılık, ırk, din, cinsiyet, cinsel içerik, cinsel eylemler ve çıplaklık, düşmanca tutum, kışkırtma ve zorbalık ve küfürlü dil. Burada otomatik otobotlarda şu şekilde filtrelemeleri var. Az filtreleme, normal filtreleme, daha fazla filtreleme, en sıkı filtreleme olarak seçenekler var. Bunları istediğiniz şekilde, istediğiniz seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunları en az filtrelemede kullanıyorum. Bunun sebebi de moderatörlerimiz gayet aktif ve stabil bir şekilde görevlerini yerine getirdikleri için bu şekilde bir ihtiyaç duymuyorum. Çünkü chatte bir tık küfüre müsaade etme durumu mevcut. Çünkü insanlar buraya rahatlamaya geliyor. Sinir stres atmaya geliyor. Kişiye, bireysel, yayıncıya, bir izleyiciye, bir siyasi mertebeye, bir siyasi kişiye küfür etmediği sürece, açık açık küfür etmediği sürece bir problem yok. Ama onun haricinde tutup da hani açık bir şekilde küfür yazıyorsa chat'e, o da benim için bir problem. Yani ufak küfürler, hani herkesin söylediği işte AQ'dur, odur, budur. Hadi bunlar biraz müsamaha gösterilebilir şeyler. Ama bunların fazlası gerçekten müsamaha gösterilemeyecek küfürlerdir. Çünkü burada da bir huzur vardır. Chat'te bulunan hanımefendiler vardır. Onlar rahatsız olabilir. Onları moralini, keyfini kaçırabiliriz. O yüzden daima chat'te biraz daha sakin, biraz daha seviyeli, biraz daha küfürsüz yayınlar yapmak benim tercih sebebimdir. Aynı zamanda abonelere özel sohbeti alabiliyoruz Submod'a. Sadece abone olanlar chat'e yazabiliyor. Veya buradan moderatörümüz sadece ifade modunu alabiliyor. İfade modunda da sadece ifadeler gönderilebiliyor. Emotlar gönderilebiliyor. Emojiler gönderilebiliyor. Bunu da açabiliyoruz. Veya buradan takipçilere özel sohbet yapabiliyor. Yani bu nedir? Kapalı dersen seni takip etmeyen kişiler yazabilir. Yayıncıyı takip etmeyen kişiler chat'e yazabiliyorlar. 0 dakika dediğiniz zaman sadece takip etmesi yeterli oluyor. 10 dakika dediğiniz zaman minimum 10 dakika izlemiş olması gerekiyor yayını. Takip ettikten sonra 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 aya kadar bu sınırlamayı koyabiliyorsunuz. Hadi diyorsun mesela benim chatimde yazacak kişi beni en az 1 saattir takip ediyor olsun dersin. 1 saattir takip edemeyenler yazamazlar. Ben bunu genelde 0 dakika sadece takip eden kişilerin yazmasını istiyorum. Aynı zamanda buradan yavaş modu alabiliyorsunuz. Yavaş mod nedir? 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye, 60 ve 120 saniye. Yani bir izleyici chat'e yazdıktan 3 saniye sonra tekrar yazabiliyor chat'e. 5 saniye sonra tekrar yazabiliyor. 10 saniye, 20 saniye, 30, 60, 120 saniyeler sonra tekrar yazabiliyor gibi seçenekler var. Bunu mesela şöyle göstereyim size. Mesela bunu yavaş modda 10 saniyeye alalım. Chat şu an 10 saniyede. Aldık diğer hesabımızı bu tarafa. Çektik. Chat'i görebilsek çok güzel olacak. Çektik. Yazdım. Bakın tekrar yazamıyorum. Altta bakın bir boşluk oluyor. Bu doluyor. 4, 3, 2, 1 ve 0 dediğinde tekrar yazabiliyorum ve tekrar 10 saniye. Yani chat'teki kişiler 10 saniyede 1 yazabiliyorlar. Böyle bir sınırlama. Bunu ben genelde kullanmıyorum. Kapalı olarak kullanıyorum. Bunun haricinde de mesela istek kuyruğu var. Bu istek kuyruğu da şudur. Bildiğiniz üzere kanal sadakat puanları var burada. Her bir kanal sadakat puanının bir talebi var. Mesela ben de işte 1500 sadakat puanına mesajını vurgulayabiliyorsun. İşte abonelik ifadesi, işte vesaire gibi şeyler var burada. Burada benim kendi özel olarak eklediğim şeyler var. Mesela nedir? 39.750'ye chatten istediğin verine 300 saniye timeout attırtabiliyorsun moderatörlere. İzleyici bunu seçtiği zaman, bunu attığı zaman gördüğünüz gibi burada istek kuyruğuna buraya eklenmiş oluyor. Bunu da moderatör burada görüyor ve sonrasında atıyorum kime istiyorsa ona 300 saniyelik timeout atıyor. Yani bu istek kuyruğudur burası. Son baskınları incele kısmından da işte en son kimler bize baskın yapmış, host atmış onları görebiliyoruz.
Burada ekleyebileceğim başka bir şey yok. Burada baktığımızda bakıyorum. Evet bak burada bir de zaman damgasını da açabiliriz. Saat kaçta yazdığını görebiliriz. Yani 6.59'da yazmış saat. 18.59'da yazmış. Bunları görebiliriz. İşte mod simgelerini, denetim eylemlerini kapatırsın. Fıt 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 yani. Burada her şeyi açıp kapatabilirsin gerekli olan şeyleri. Panel burası. Moderatör paneli. Gayet kolay ve kullanımı rahat. Moderatör paneliyle alakalı anlatabileceğim daha fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kafanıza takılan, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Discord kanalımıza gelip Discord'dan bana sorular sorabilirsiniz. Yayınlarımıza gelebilirsiniz. Ve videonun başında söylediğim gibi bizim de tekrardan moderatör ekibimizi büyütüyoruz. Siz de moderatör ekibimizde yer almak isterseniz açıklama kısmında bulunan formlardan başvurabilirsiniz. Ve Discord'dan da kontakta kalabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Görüşürüz.